Merhaba sevgili gönül dostları. Bugünkü açılımımız ruh eşi açılımı olmayacak. Neden? Çünkü hızlı bir şekilde Koç dolunayına girmiş bulunmaktayız. Biraz sert oldu ama bu yüzden tek tek, yani eril enerjiyi tek tek açacağım. Dişil enerjiye ayrı açılım yapacağım. Çünkü artık Koç enerjisinde olduğumuz için ben diyoruz. Bizlikten çıkıyoruz, artık ben diyoruz. Bu yüzden şimdi ilk başta eril enerji için tek başına bir açılım yapacağım. Eril enerji için tek kart. Kolektif adına olacak ve genel açılım olacak. Bakalım eril enerjinin genel durumu nedir? İş hayatı, aşk hayatı, bunun açılımını yapacağız. Durumu, düşüncesi ve genel. Şu anda durumu neymiş? Bunu görelim. Bir hayal kırıklığı yaşamış Eril bu aralar. İstediği bir şey olmamış olabilir. Aşkta ya da işte hayal kırıklığına uğramış olabilir. Bunun nedeni şöyle söyleyebiliriz. İş hayatında, genel olarak iş hayatında aslında bir kısmet varmış. Bununla ilgili mücadelelerde bulunmuş fakat bir istemediği bir olayla karşılaşmış. Bunun hayal kırıklığına uğramış olabilir. Aslında güç kendisinde. Niçin bu hayal kırıklığına uğradığınız bilmiyorum ama değnek kraliçesi bize der ki güç senin elinde. Dikkatli davranman gerekiyor ve bu dikkatli davranışın etrafında belki sana yardımcı olmak isteyenler ters tepki veriyordur. Bununla ilgili daha dikkatli olabilirsin ve keskin kararlar alman gerekiyor. Çünkü bir sürü kraliçe çıktı burada. Herkes güç gösterisinde bulunmak istiyor. Sen de burada hayal kırıklığına uğramış olabilirsin. Üç kişilik bir savaş olabilir. Yani iş ortaklığı, aile içerisindeki durumlardan dolayı hayal kırıklığı, üç kişi arasında yaşanan bir sıkıntıyı belirtir bize bu durum. Evet, enerjisi neymiş? Kolektif adına yine açıyorum. Eril enerjinin durumu ne gidişatta? Bize enerjisiyle ne söylüyor? Evet, yine topluluk görünüyor. Dediğim gibi işte bir anlaşma olabilir, üç kişi arasında bir sözleşme olabilir. Bu sözleşmenin doğrultusunda bir hayal kırıklığı olabilir. Bu topluluk toplantı içerisinde yapmak istediği, konuşmak istediği şeyler, konular istediği doğrultuda gitmeyebilir ama yine lehine çevrilecek durumlar var. Sadece kesin kararlar vermesi gerekiyor eril enerjinin. Tanrıçalar bize ne diyor peki? Tanrıçalardan nasıl bir destek alabiliriz? Arınma. Ve diyor ki bize vücudunu, bedenini, ruhunu temizle. Yani artık bu kadar sıkıntıyı almış olabilirsin. Üçlü bir görüşme, toplantıda sıkıntı almış olabilirsin. O negatif enerjiden bir arın, bir kendini dinle. Hayat zaten sana akışıyla birlikte güzellikler verecek. Sadece kendini dinleyip ne yapmak istediğini, nasıl konuşman gerektiğini, buna dair beyninde, ruhunda kendi kendine arın ve düşün diyor, der bize. Genel olarak tanrıçalar. Evet, melekler bize ne diyor? Burada söz düellosu yaptıktan sonra bu konuşmalar içerisinde hayal kırıklıklarına uğramak değil, kendine güven diyor. Burada bir güvensizlik yaşanmış. Belki o toplulukta konuşmak istediğini, söylemek istediğini söyleyemedin. Ama diyor ki burada kendine güven, yaptığın projelere güven, yapmak istediğin projelerin üstünde biraz daha dur, daha sıkı çalış, daha verimli olabilmek adına bu topluluğa yeni baştan gireceksin ve huzurlu, mutlulukla arındıktan sonra yeni baştan bir toplantı yapabilirsin diyor bize
Meleklerimiz. Evet, aldım, kabul ettim. Teşekkür ederim meleklerime. Eril enerjide bugünkü durum böyle. Haftaya böyle başlayacaklar ve sıkı bir enerjiyle başlayacaklar. Kendi özgüvenlerini düşürmemeleri gerekiyor. Kendilerine güvendikten sonra yeni atılımlar, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Evet. Şimdi dişil enerjinin durumuna bakalım. Genel olarak dişil enerji, dediğim gibi Koç dolunayını yaşadığımız için biz olumlamasından çıkıp ben olumlamasına geçtiği için tek başına neler yapacak, dişil enerji nasıl ayakta duracak, nasıl savaşacak, bunu görelim. Durumu. Evet. O bir haber bekliyor dişin enerji. Bu iş konusunda olabilir, günlük hayatta olabilir, bir tempo içerisinde olacak. Bunun haberini bekliyor ve iş değişikliği söz konusu olabilir. Şöyle ki, her karanlığın ardında bir aydınlık yatar. Burada bir kısmet vardır. Daha iyi bir kısmete doğru gidebilmek için haber bekliyor olabilirsiniz dişil enerji. Güç sizde, sonsuz enerji, sonsuz güç sizde olduğundan dolayı etrafınızdaki insanları susturmayı ve kendi lehinize kullanmayı çok iyi becereceksiniz bu hafta diyelim. Ve şöyle ki, yardım da alabilirsiniz. Aslında burada bir şeylerin eski iş yerinizi ya da işte yaptığınız şu anki işinizden memnun olmayabilirsiniz. Farklı iş alanlarına girişmek istiyor olabilirsiniz. Bundan yardım, destek göreceksiniz ve insanların sizi daha iyi anlayabilmesi adına yeni projeler elde edebilirsiniz. Bakalım enerjiniz sizin için ne diyecek? Hangi enerjidesiniz? Hilekarlığa dikkat edin lütfen. Etrafınızda bu işi yap, şöyle yap. Birçok iş potansiyeli görünebilir ama etrafınızdaki insanlara dikkatli olun der bu kart bize. Hilekarlık çok fazla önünüze sunulmuş olacak. Belki siz farkında olmayacaksınız ama etrafınızda mutlaka ki sizden böyle hilelikle almak isteyen ya da işte şu anki iş potansiyeli sizin için gerçekten uygundur. Yerinize başka birisi geçmek istiyordur. Farklı bir iş potansiyeli olarak gösteriyor olabilir. Buna benzer birçok alanda bu hilekarlığı görebilirsiniz. Bunun için dikkatli olun diyorum. Evet, tanrıçalar bize ne diyor? Ölümsüz aşkı gösteriyor bize tanrıçalar. Paylaştığın sevgi durumundan bağımsız olarak ebedi diyor. Yani burada sen gücün, kuvvetin, her şeyin yerinde. Gitmek istiyorsan git, yapmak istiyorsan yap. O haberle birlikte sana destek olacak insanlar var. Hilekarlığa dikkat et. Orada gittiğin yerde sonsuz aşkı bulabilirsin diyor. Yani yolun açık. Aşk tanrıçası, evet. Aşk tanrıçası burada da çıktı. Zihnini kullan. Bu illaki büyük bir aşk değildir. İş aşkı olabilir. Yaptığınız yatırımla istediğiniz, dilediğiniz her yönde yaptığınız projeyle ilgili bunu bir aşkla yapabilirsiniz işi. Gerçekten bir aşk hayatı olabilir. Bu gideceğiniz, bu haberle birlikte gideceğiniz yolculukta büyük bir aşk sizi bekliyor diyebiliriz. Bu durumda genel olarak kendinize, özgüveninize kesinlikle güvenmeniz gerekiyor ve hilekar insanlardan uzak durmanız gerekiyor. Bazen sezinleyebilirsiniz bu insanları. Lütfen bu denli insanlara kendinizi ispat etmek zorunda bırakmayınız ve uzak durunuz diyorum. Aldım, kabul ettim. Bu hafta da böyle güzel bir enerjiyle başladık. Böyle sert girişler yaptık ama kendi bireysel hayatımızla ilgili bu denli güzel çalışma olduğu için ben mutlu oldum. Mutlu bir şekilde kendi kendimize başaracağımıza inanıyorum. Sevgiyle kalın diyorum. Hoşça kalın.